Evet, merhaba arkadaşlar. Önceki derste, ders 3'te Writing Recipe Basics dersiydi. Reçetelerin yazılması, temel bilgiler almıştık. Temel ama ileri seviyeye kadar da taşımıştı bizi. Bundan sonra ders 4'te de Advanced Writing Recipe'nin, reçete yazmanın ders 4'te de ileri bölümünü göreceğiz. Yani aslında giriş ve orta seviye reçete yazma seviyesini bizi derse taşımıştı. Şimdi Practical Lab zamanı demiştik. Ne diyoruz? Biz bir reçete yazacağız. Herhangi bir uygulama için. Web'de bir uygulama var. Bir internette bir uygulama var. İnternette bir source code var. Onun için bir resipi hazırlayacağız. Ve onu imajımıza entegre edeceğiz. Haydi gelin başlayalım. Evet, bu Lab 3'ü tek başınıza yapmaya çalıştığınızda next 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 bir adım yok. Bakın 12. sayfada başlıyor ve 13. sayfada da hikayelerle bitiriyor. Aslında çok kritik bir Lab. Ama bu yazılacak resipi hakkında sadece ipuçları verilmiş. Resipiyi yazmak size bırakılmış. Haydi bakalım. Başlayalım. Evet, iki adımdan oluşacak lab çalışmamız. Bir reçete yazacağız. İki, onu mevcut imajımıza entegre edeceğiz. Bu ilk adım diyor. Bunun devamını sıradaki Lab'da da bu konu üzerine devam edecek. Bir Yocto layer create etme üzerine yapılacak Lab'da. Bakın bu Lab 4'te de create Yocto layer yapacağız. Orada layer konusu, burada custom bir uygulamanın nasıl resipiye dönüştürülerek imajımıza yerleştirilebileceği. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle Recipes Extended içerisinde bir alt klasör oluşturacağız. Tamam. Hangi uygulamayı seçmişler örnek olarak? AnInviders diye. Bu AnInviders bir komut satırı, eğlenceli bir oyun. Şuradan açalım. AnInviders'ı apt-get install'la ben daha önceden kurmuştum. Bakın şöyle bir uygulama, bir oyun. Ancursus tabanlı bir oyunu birazdan BeagleBone'da çalıştırmaya çalışacağız. Evet. Şimdi haydi gelelim. Recipes Extended altına bir gidelim. Orada bu isimde bir klasör oluşturalım. Şimdi Recipes Extended için Recipes Extended'e gidiyorum. Ve orada bir neydi? Invaders diye yazıyor değil mi? Invaders diye bir klasör oluşturdum. İçerisine giriyorum. Evet, bir BB file'dan ve bir de Common One Include file'dan oluşmak üzere iki parça olarak hazırlayalım istiyor. BB file içerisinde require ile header include ettiğimiz gibi inch uzantılı olanı require ile include edelim ve BB file'ımızda yazacağız şimdi. Evet. Haydi biz bakalım. Önce bir
ortak dosyayı oluşturalım. Nano aynı isimde. N invaders. Doğru değil mi? N invaders. Nokta inç. Şimdi buraya ne yazacağım? Önceki derste gördüğümüz örneğe bir dönelim bakalım. Bakın burada tarla bir örnek verilmişti dersin sonunda. Haydi biz de include'lu ve inç için şu örneği kendimize şablon kabul edelim. Şimdi evet. Şimdi özet bir summary yazacağız. Tamam. Uygulamamızın home page'ini vereceğiz. Tamam. Öyle biz de bilmiyoruz şu an, bakalım internet arayacağız. Section'ı tanımlayacağız. Games diyelim. GIM yurtardan değil de bakalım nereden indireceğiz. Şimdi An invaders source code diyorum ve karşıma bir SourceForge proje dosyası çıkıyor. Tamam. Neymiş? Home page'i burasıymış. You are interested, want to see more, then go to our SourceForge.net summary page demiş. Biz de oraya da gidelim. Tamam, burası summary page. Home page olarak burayı da gösterebiliriz, orayı da gösterebiliriz. Burası biraz daha home page gibi duruyor. Home page'i verelim. Ama dosyaları buradan indireceğiz gibi duruyor. Download buradaymış. Files. Buradaymış. Tamam. Summary'e bir gidelim. Summary'deki summary'yi alalım. Projemizi özetledik. Neymiş? Encursus tabanlı ASCII output veren bir efendim uzaylı avlama oyunuymuş. Evet, şimdi geldik önemli bir kısma. SRC URI. Bakalım nasıl genelleyebileceğiz. Download sayfasına gidiyorum. Şimdi indirilenler sayfasına gidiyorum. Ben bakın kaçıncı kez indirmişim denemelerimde. Şu link adresini bir kopyalayalım. Şimdi şuraya bir not olarak yazalım. Şimdi bunu böyle kullanmak istemiyorum. Ben versiyon agnostik bir şey çıkardığıma göre burada 001'ler, an inviderslar vesaire vesaireler olmayacak. Gelin bunları bir değiştirelim. Ne oldu? Bu an inviders nedir? VPN'dir. Yani package name ama biliyorsunuz isimden dev-dbg gibi package name'lerden arındırılmış. Yani şeyin base package name. Buraya ne anlatıyor bana? Burası package version anlatıyor. PV handle edelim dolarla. An inviders nedir? Base package name'dir. Sıfır bir bir nedir? Package version'dır. Şimdi ama bu
şu netix.dl filan sanki standardın biraz dışında bir link gibi. Acaba ileride başka türlü, başka bir zaman sorsa onu değiştirir mi diyorum. Şu bizim daha önceki derste geçmişti. Metaconf, Bitbake.conf'a bir gidiyorum. Burada acaba diyorum SourceForge'la alakalı ne link koymuşlar buraya diyorum. Allah Allah. Bak. Download sourceforge.net. Gelin bir şeyler yapalım. Genelleştirilmiş bir indirme linki bakalım elde edebilecek miyiz? Şimdi bunu bir alalım. Bu burada bir şimdi burada bir dursun. Şu orijinal hali bende duruyor, değil mi? Tamam. Bunlar şöyle bir yorum satırına alalım orayı da. Tamam. Şöyle bir gidelim. Temp'e bir girelim. Şuraya bir Anyinvaders diye bir burayı açmışım daha önceden. Klasör yapalım. Anyinvaders diye girelim. Öncekileri silelim. Bu bizi zaten. Tamam. Şimdi şu ne yapacağım? Bakalım ben indirebiliyor muyum? Yani yoktu gibi bir hareket yapalım. Evet, bir indirebildim. İndirdim. Tamam. İyi, güzel de. Ben şu downloadlu olanı kullanmak istiyorum. Kullanabilir miyim acaba? Neden? Neden olacak? SourceForge Mirror kısa yolunu verebilelim. Environment'ını set edebilelim. Şöyle bir Beagleball'ımız hatırlarız. Şey, sayfaları kapattım. Tamam. Bakınız. Tamam. Download yani standart SourceForge.net linki çalışıyor. Bir de bu link bana çok uzun gibi geliyor. Çünkü diğer projelerden gördüğüm kadarıyla proje adı ve paket adı. Şu ikisi yer alıyor. Aa, böyle bir şey yok. Şu project fazla görünüyor. Bunları görünüyor ediyor diyorum da diğer örneklere baktığım için, bildiğim için söylüyorum. Bakın geldi. İşte SourceForge.net'in şöyle bir paket saklama kalıbı var aslında. Paket adı, paket adı ve paket versiyonu. Download SourceForge.net. Şimdi şu benim önümde artık SourceForge.net web sitesi için bir kalıp. Şimdi geliyorum. Yani değişmeyecek. SourceForge.net'te tabiri caizse 10 yıllar boyu değişmeyecek. Ki 10 yılı geçmiş gibi duruyor bu ilk çıkalı zaten. Bir link elde etmeye çalışıyorum. Şimdi bakın. Bizim şablonumuz oturdu. Şimdi bir. Zaten burası SourceForge Mirror değil mi? Alıyorum şimdi onu. Ne yapıyorum? Ben versiyon agnostik hale getiriyorum şimdi. Bu benim BPN'm değil mi? Base Package Name'im. Targeziye dosyamın ismi BPN ve Package version'dan, paket versiyonundan oluşmuyor mu? PV. Klavyeler girdi. Şimdi
Genellememi yaptım. Mis. Şimdi bunları bir silelim artık. Tamam, ne oldu? Artık burası versiyon agnostik bir inç dosyası. Şu fonksiyonlarımıza geri döneceğiz daha sonra. Haydi bir de artık öğrendik ya. Neymiş, ne versiyon indirmem gerekiyormuş? Burası ile işim bitti. Burayı kapatalım. Tamam, bu şekilde indirebiliyormuşum. Tamam. Buradan da çıkalım. Şimdi kalıcı bir yere kendi dosya düzenimde bir kayıt yapalım. Denemeleri yaptık. Resource klasörümün içerisine indireceğim. Evet. Eris. Ne var burada? AnyInviders dosyası var. Ne versiyon kullanacakmışım? 0.1.1. Şimdi BB dosyalarının formatı neydi? BPN, application ismi, sonra versiyonu. 0.1.1. 0.1.1.bb. Artık bunu ben dedikten sonra yoktu. Alt tirenin ilk kısmını application name, ikinci kısmını noktaya kadar da package version olarak kabul edecek. Haydi bakalım. Buraya ne yazacağım? Önceki derste gördük. Tamam, buralarla işim bitti artık. İndirebildiğimi gördüm. Evet, şimdi bu kalıbı alalım. Yapıştıralım. Bu tar. Tarla işimiz yok. Burası ne olacak? An invaders. An invaders. An invaders. Inch. Şimdi lisansını bilmiyorum. Ve gereksiz ikinci satırları istemem. Lisans dosya adı copying mi nedir bilmiyorum. MD5'ini bilmiyorum. Şu an bir patch yok. Daha sonraki derste herhalde göreceğiz onu. Çünkü buna bir patch yazmışlar bir yerlerde gördüm. Şimdi lisans. Evet. Burayı da bir kapat. Burayı da bir silelim. MD5 acaba neymiş? Acaba dosya adı neymiş? Şimdi biz gelin ilk önce dosyamızın MD5'ini bir hesaplayalım. MD5 sum diyorum. An invaders. Evet. Bu değer benim indirdiğim tarihinin MD5'i ve yoktu efendi de indirdiği zaman bu MD5 değerinde dosya bütünlüğünü kontrol etsin. Doğru mu değil mi anlasın. Tamam. Şimdi haydi artık bu Targezi'yi ilk önce benim ona bir include dosyası tamamıyla yazabilmem için benim bu Targezi'yi bir tanımam lazım. Bunun içerisinde bakalım bu bir CMake dosyası mı? Auto
konfla mı konfigüre edilecek veya hiç konfigüre edilmeden konfigüre edilmiş bir makefile mı çıkacak basit bir şekilde içinden? Haydi bakalım. Tar cxvf aninviders dedim, açıldı. İçinden ne dosyalar çıktı? Bir readme. O readme'yi bir okuyalım bakalım. Evet, C'ler, header'lar, C'ler, header'lar ve bir GPL.txt dosyası çıktı. Çok güzel. Haydi readme dosyasına bakalım şimdi. Melo geçtik. Compile etme ve kurulum. Compile etmek make komutunu çağırmaktan ibaret diyor. Çünkü sabit bir make file yazılmış. Yani cross platform amaçlı bir şey yazılmamış. Make file'ına da hızlıca bakacağız. İç zaten derleme sonucu da zaten tek bir binary. Yaklaşık 50K'lık. Ncurses'e bağlayayım diyor. 5.2 olacak diyor. Bir depends çakmamız gerekecek. Inch dosyamızın içerisine. Kontrol edilmesi, kullanımı, evet, lisanslaması. Lisanslaması hakkında, evet, GPL'im diyor ama GPL versiyon kaç olduğuna dair bilgi yok. Yok, default'sa birdir. TreGPL ile de bakabilirsin diyor. Biz biliyoruz ki burada bir GPL.txt var. 1991 falan filan GPL'in kendi versiyonu yazmıyor. Bu GPL V1'dir diyoruz. Lisans neymiş? GPL V1. Dosya neymiş? GPL TXT. Klavye birbirine giriyor saatler ilerledikçe. Şimdi BMD Bestsum'da şu GPL.txt'yi hesaplayalım. Yani böyle de hesaplayabilirsiniz. Klasörün içerisine girip aynı şekilde. Evet, değer değişmeyecektir. Neden? Çünkü dosyanın kendisine bak. Evet, şimdi gelelim. Evet, çok güzel. Biraz önce bir şey gördük. Depends diyorum eşittir. Bir şey ekleyeceğim. Bu depends'i ne zaman görmüştük? Biz bu depends'i gördük arkadaşlar. Daha biz havalı bir şekilde versiyon ismi de girelim. Neymiş? Ncurses build time depends. Neydi? Build time are depends runtime bağımlılıkları. Depends de build time da bağımlı. Onu da birazdan make file'a zaten bakacağız ya. Büyük eşit 5.2 arkadaş. Herhalde bizde sumo'da 5.9 geliyor. Zaten. Tamam. Hadi gelin şu make file'ları okuyalım. Pardon, o burada değil. Bakınız, bakınız. libncurses'ı isterim diyor. Depends olarak ekledik biz de kendisine. CCGCC demiş geçmiş, yani bir cross platform sıkıntısı endişesi yok. Make dersin çalışır. Artık gerisini sen bilirsin, cross platform çalıştıracaksan diyor. Diyoruz. Şimdi şurada bir do compile ve do install örneği var. Haydi onları kopyalıyorum şimdi. Neyi açıyorum? İncimi tekrar açıyorum.
Ha, bağımlılığımı buraya koyacaktım. Evet. Dur bağımlılığımı buraya geri taşıyayım. Bunlar burada dursun. Şimdi ne öğrendik? Bir file'ımı düzenleyeyim. Şimdi do install'u zaten getirdik buraya. Do compile'ı getirdik. Do configure'ünde olmadığını gördük. Configure edilecek bir şey yok. İçerisinden make file doğrudan statik bir make file çıktı. Evet. Şimdi birazdan burada ufak bir değişiklik yapacağım. Ama yanlış yaptığım bir şey var. O da şu ki şunu buradan alalım. Ne olursa olsun anchors lazım. Yani proje çünkü anchors bağımlı. Şimdi OA run make bildiğiniz make'i çağırıyor. Şimdi o make'i doğrudan çağırsa GCC derleyecek. GCC nedir? Benim bilgisayarımdaki x86'ya göre derlemiş olur. O yüzden şöyle bir numara var. Çift tırnak. Neyi handle ediyorum? Şimdi Yocto'nun kendi içerisindeki CC uzun bir ARM POCI Linux GCC ve işte eMARC vesaire vesaire flag'leriyle, derleyici flag'leriyle beraber derleyici ismini içeren kocaman bir satır var. Evet. Onu buraya ekliyorum. Ne oldu? Makefile'ın içerisindeki CC değişkenini değiştirmiş oldum. Böylece cross compile olacak arkadaşlar. Depends ekledim. Do compile ekledim. Ama burada hello diye bir dosya yok. Şimdi kurulum yapıyoruz. Şimdi derlemede acaba ne çıkıyor? Şu makefile diyelim. Bak, derleme sonucu aninviters dosyası. Biz bu arada gelin bunu burada derleyelim bir ya. Ne olacak? Ne oldu? x86'ya göre. Bakın sadece make dedim ve x86'ya göre derlendi. Burası benim. Burası Yocto'dan bağımsız. Sadece denememelerimi yaptığım klasörüm. Resources klasörüm. Tamam. Bakıyorum. File and invaders. Bak. x86-64'e göre derledi. Neden? Make file'ın içerisinde. CC eşittir GCC olarak zaten default tanımlanmıştı. Çalıştıralım bakalım. Uygulama aynı uygulama. Kendi duvarlarımda yıkarıyorum. Uzaylılar, uzaylılar dedim çıktım. Bakalım şu AnnInvirus kime bağımlı bakın. DeepAnchors 5. Şimdi bu deneme tahtasından çıkalım. Tamam burası oldu dedik. Ne oldu dedik? Uygulamamızın adını yazalım buraya. Ha, bunu kuracaksın arkadaşım. 755 okey izinleri. AnnInvaders. Bunu böyle kuracaksın diyoruz. Kuracaksın. Ve ne olacak? Böylece de bir paket oluşturacak. Paketin içerisine de bu kurulum fake path ile ekleyecek. Şimdi Yocto ne diyor bakalım. Bakın Yocto şu iki paragrafta 3 paragrafta anlattığı şeyleri yaptım. Evet, common recipe'mizi tamamladık. Var URI, description, 3 nokta artık bak diyor ben derste anlattım diyor. Peki. Sonra PN alt tire PV formatında BB'mizde yazdık mı? PN alt tire PV formatında BB'mizde yazdık. Tamam. Tamam burada anlaşılmayacak bir şey yok. Evet. Checksum. Lisans file checksum'u falan. İlgili gerekli şeyleri ekledik. Haydi bir test et bakalım diyor. Derlenecek mi? Bakalım. Bakın. İlk önce hata yapmamızı bekliyor. Ve diyor ki burada bir açıklama yapıyor. Biz onun açıkladığı tam %100 şekilde yapmış yapmamış olabiliriz.
Ama arma göre derlememiş olabilirsin. Bunun için şöyle böyle bir şeyler yapabilirsin diyor. Bitbake'in command line flag'lerinden ziyade biz doğrudan gördüğünüz gibi işi do compile'da bitirdik. Şimdi try to make recipe your own yaptık. Şimdi bitbake and invaders diyeceğiz ve ortam bir şenlensin bakalım. Bitbake tanımlamı burada. Tamam. Biz sadece invaders demeyelim. Bir de verboz edebildiğin kadar verboz et şunu arkadaşım diyelim. Tatam. Şöyle yukarıya doğru bir çıkalım bakalım. Paketlerin oluştuğu, değerlendiği tüm detaylar burada var. İşte bakın. Cross compile değerlemelerini görüyorsunuz. Bizim biraz önce eklediğimiz dolar süslü parantez CC ifadesi işte buna karşılık geliyor diyeyim. Sysroot tabi parametrik gelecek oradan. Evet. Derlemeler tamam. Sonra paket aşamasına geçti. Warning'i var. O bizi ilgilendirmiyor şu an. Evet. Şu an bir paket oluşturmuş olması lazım. Paketler nerede oluşur? Bakalım şimdi. Şöyle bu build tanımlı herhalde. Evet. Buyuttur diyorum. Temp. Deploy. RPM. Arm. And. Invaders. Bakın paketler gelmiş. Default'ta işte RPM tanımlı. Yani paket IPK dep paket seçimine eğitimde girmediği için ben de girmemiştim. RPM default kalmış. Önemli değil. Ben IPK veya dep kullandım şimdiye kadar. RPM'de başımız üstünde yeri var. Bunun içerisinde bizim uygulamamız. Bizim uygulamamız bunun içerisinde mi? Abi bakalım. Şimdi uygulamamızın olduğu yere bir gidiyorum. Noktalar build temp work till deploy rpm arm and neydi n inv yazalım. Arşiv manager'ı açalım. User bin. Bakın yaramaz burada duruyor. Şimdi sıra neydi? Sıra çok önemli bir noktada. Biz bir sorun yaşamadık. Checksum'umuz doğru. Bağımlılığımız okey. Şu clean all'la clean edip tekrar derlememiz mümkün. Biz de onu yapacağız bir deneymiş olalım.
Common Recipe'yi include ettik. Her şey bizde okey. Haydi bakalım. Şimdi diyor. Invader'ı compile ettim bakalım da. Hadi bir generate yeni bir rootfs imajı daha generate et de onun içinde de görelim Invaders. Şimdi biz önce bir şu clean işlemimizi bir yapalım. Biz bir clean edelim. Bir daha bir derleyelim. Bakın bu şekilde clean oluyor. Maksat bunu göstermekti. Şimdi verbozsuz tekrar hemen build ediyorum. Çat çat bitecek. Şimdi gelelim bunu paketin içerisine package install listesine koyalım. Relatif olarak doğru yerde değilim. Biz şu güzel environment'ı kullanalım. Hayat kurtarıyor. Buyuttur conf local conf'a girdim. Hemen hızlıca aşağıya doğru uçayım. Daha önce image install yapmıştık, append etmiştik BeagleBone Mesh'in makinada olmak üzere. Şimdi de Invaders. İlerleyen saatlere rağmen doğru yazıyor muyum? Invaders. Invaders. Evet, tamam. Yeni bir paket ekledim. Haydi şimdi. Ne demiş? Bitbake Corimage install. Daha önce imaj derlediğimiz satırımızı alalım bakalım. Öyle olmaz o iş. Böyle her copy paste'in eti yenmez. Şöyle bir temizleyelim. Bitbake elimle yazayım daha iyi. Corimage minimal diyorum ve enter'a basıyorum. Bakalım bizim imaj tarının içerisine Invaders girecek mi? İşlem tamam. Şimdi evet. Şimdi biliyorsunuz NFS'in içerisine açın diyor. NFS'in içerisine açmacaların dersini lab'ını daha önceki lab'da görmüştük. Bakın şu satırla birlikte biz NFS'in içerisine güncelleyebiliyoruz. Gelin ilk önce NFS klasörümün altını bir temizleyeyim. Ve temiz bir tane açalım. Evet. Şimdi başka bir yerde. Burası işim bitti herhalde. Burada burası büyüktü Invaders. Kendi şifremi yanlış yazdım. Bakınız. Bir user bin Invaders var. User bin Invaders. Arma göre derlenmiş bir Invaders bizi bekliyor. NFS'imiz de artık var. Şimdi sıra geldi.
board'umuza bu NFS'li açmaya. Şimdi buradan da çıkalım. Gelin board'umuzu restart edelim. IP durumlarımıza bakalım. Bir tab daha açıyorum. Orada da minicom'a giriyorum. Şu an askıda kalmış. Şimdi burada size göstereyim de önce. Restart ettim. Daha önceki derste NFS'e göre Ubuntu environment'ı, set environment'ı yapmıştım. Ubuntu ve kernel cihazımızın içerisinden rootfs'e uzaktan eklenecek. Şimdi bizi bekliyor. Şu an bizi bekliyor. 190.0.1 gelsin de beyaz atlı beni kurtarsın diyor. Şimdi IP'mi up ediyorum. Ben 0.1'im artık ve beni bakın 0.1 set edeceğim. NFS kernel'ımı restart edeceğim. Ve bağlandı. Sizin cihazınızın IP alması ve IP aldıktan sonra da NFS server'ı restart etmeniz o askıda da olsa timeout'u oldukça uzun gördüğüm kadarıyla. Hemen öyle bir kernel panik vermiyor. Uzun uzun bekliyor yani NFS server'ın ayağa kalkmasını. Client tarafı, Linux tarafı. Linux kernel NFS server'ı sabırla bekliyor. Dolayısıyla sizin vaktiniz olsa da o ayak kernel kalkmış olsa da NFS server'ı beklerken IP'nizi up yapıp ardından da benim yaptığım gibi NFS servisini restart edersiniz. Kendi PC'nizde olur da biter. Şimdi gelin An Invaders. Alın burada. Gelin şeyden bağlanalım. Bir de SSH'dan bağlanalım. Orada terminalin renk kodları tanımlı zaten. Renkli renkli görelim. SSH root at 192.168.0.100 bizim client'ımız. Tanımadım ben. Böyle bir IP gelmişti ama bu arkadaş farklı bir arkadaş diyor. Tamam. Şuradaki satırı kopyalıyorsunuz. Bu hatayı aldığınızda yapıştırıp geçiyorsunuz. Yes diyorsunuz. Ben yeni bir arkadaşım işte buradayım. An Invaders. Arkadaşlar bakın BeagleBone içerisinden An Invaders'ımızı oynuyoruz. Gelin dokümanımızı bir kontrol edelim. Geçmişi hatırladığımız yerdeydik. Evet, lab 3. Testing, troubleshooting bitti. Rootfs'imizi update ettik. SSH'tan bağlandık. Evet, now it's time to play dedik ve oynadık. Bu iş nerelerde oldu diyor. Kardeş diyor. Bu iş oldu da nerelerde oldu diyor. Hemen onun klasör yapısına hızlıca bakalım ve dersimizi, labımızı bitirelim. CD. Ha, burada o yoktur. Bu yoktur. Burada tamam değildir. Geçelim bunu. CD. Buyuttur girdim. CD temp work. Haydi bakalım burada find diyelim tre name.
Şirketimizin ismini öğrenemeden dersleri bitireceğim herhalde. An Invaders değil mi? Şu isimli bir directory aranıyor. Bakın buradaymış. Girelim. Burası mutfağı. Değerlendi yerler. Şöyle. Görürsek eğer bakın arkadaşlar. Derlemeler, lisanslar, her şey bunun içerisinde. Mesela bakalım. Bakın bizim GPL TX'i almış getirmiş buraya koymuş. Gibi gibi. Bizim derleme burada değil mi? Burada tabii ki. Nerede olacak? Bakınız. Bizim derleme burada duruyor. Evet. Burası da Yocto'nun arka sokakları. Evet arkadaşlar. Labımız sona erdi. Sona eren yere doğru geçelim. Lab 2, Lab 3. Evet. Bu labda custom bir uygulama seçildi. Onun için bir recip ve include dosyaları yazıldı. İçerisine doğru parametreler yazıldı. İmajın içerisine eklendi ve hedefe ulaşıldı. Ders 4'te görüşmek üzere. Ders 3, ders 4 çok önemli. Bakın görüyorsunuz. Lab dokümanında lab detayı yok. Dolayısıyla bu video da sizin işinize yaramış. Bu noktada takılı kalıp vazgeçmek durumundan sizi kurtaracak bir kayıt olduğuna inanıyorum. Umuyorum. Görüşmek üzere ders 4'te.